Şengül ablam, sevdan bizi buralara kadar getirdi. Gerçekten özlem, özlem, özlem. En sonunda artık senin kültür kokan evine gelebildik. İyi ki de geldiniz, hoş geldiniz. Ben e, Bergama Yörük Kadınları Derneği Başkanıyım. İsmim Şengül Ataş. Biz böyle toplanıverdik, 5-6 e, bayan. Üredik de üredik, böyle bir kültür evimizi yapalım dedik. Ne yedi verdiniz ya? Sandıkta, sepette duran henterelerimizi, kanefçelerimizi hepsini topladık. Bu evde bir bütün haline getirdik. Arşanları burada toplaşıyoruz, dikişle dikiyoruz, de söylüyoruz, oynuyoruz, kankıyoruz. Burası bizim kültür evimiz oldu. Yalnız Şengül Aba, bayıldım ben buraya. Çok güzel. Gerçekten kültürün esintileri fazlasıyla var burada. Yani her yer çok farklı bir desen var, nakış var. İnsanlar tüm duygularını nakşetmişler. etmişler. Eskiden... E gece lambaların bu lambaların başında genç kızlarımız hayalindeki gençleri sevdasını bu nakışlarımıza işlemiş. Biz de bunları sandıkta dur, durmasın dedik. Şimdiki nesilimizi aktaralım. Sevdirelim dedik. Nerede ne varsa böyle bir güzellikler yapmaya uğraştık. İnşallah Allah yolumuzu açık eder. Bu kültür evini herkesi de bekliyoruz. Kapımız herkese açık. Ne yetmişsiniz? Elinize sağlık, emeğinize sağlık, yüreğinize sağlık. Yalnız ortada da bir sofra var. Kaynanan beni hep seviyor gerçekten. Evet. Bunu da böyle devam sevmeye devam etsin benim kayınvalidem diye yapmışsın herhalde. Kaynanalar pek gelinleri sevmezler mi seni seviyorlar? Severler <laughs> severler. Şengül abla bugün neler yapacağız? Bizi nerelere götüreceksin? Bugün bizim bir ağaçabamız var. Ağaçabamızın tarlasına gideceğiz. Oradan Ferizler Köyü'ne gideceğiz. Orada bir ataşta çığırtma yemeği yapacağız. Sütlü bulgur aşı yapacağım sizlere. Hep beraber gezelim görelim. Bir şöyle mis gibi Yörük kokusu alalım dedim. Yalnız ben bir şey söyleyeceğim. Bakıyorum bakıyorum da senin üstün çok güzel. Benimkine baksana. E, kız, Şehirden ben seni gel hazırladım giydireceğim zaten. Yönetmenim bir şey söyleyeyim. Ben bundan sonra programın devamında getirmem. Aa, bu giysileri vermeden veya beni, beni giydirmeden programa devam etmem. Ben sana en güzelini hazırladım kuzum. Evet bak alacağımı al. Ayşe abla konar göçerli yaşadın mı sen? Yaşadık işte babamızdan yaylamız vardı Yayla göçüyorduk kışın. Kışın diye Karakış'a kara giden orada duruyorduk. Yağmur yağdı mı, gar yağdı mı köye geliyorduk. Bahar ne oldu bizi köye götürüyordu. Fasulye ekiyorduk. Oradan nohut ekiyorduk, fırçak ekiyorduk. Orada mercimek ekiyorduk. Onları yolduruyordu babam bize. Hepsini büyüştürüyordun. Eleşperak yapıyordun. Peki yapamadığında? Yapamadığında dövüyordu babam bizi. Yapıyordu, büyüştürüyordun, dövüyordun. Elimizde bir çapa veriyordun buna gece onu akşam eda çapala diyordu bize. Öküz önünden. Biz arkadan. Öküz döndükçe biz de dönüyorduk akşam eda. oradan akşam büyük odun sarıyorduk. Eve geliyorduk. Onu yakıyorduk. Bom gün ertesi gün bize iki tane öküz. Biri sarı öküz, biri gök öküz. Onları götürüyordu tarihi. Elimize bir uğrak veriyordu. Akşam eda uğrak büştürüyordu bize ondan gari. Ektiğimiz ekinleri büştürüyordu. Demet bağla diyordun çınarın dibine ana mantı yapıyordun, makarna yapıyordun. Elimizde bir kepçe. Kaşık da yoktu. Onları yediriyordu. Anam bize koyuyordu. Önümüze kaşık yetmiyordu. Ayşe abla, bize evet. eski düğünlerden bahseder misin? Yörüklerdeki düğünlerden. İderim, iderim. Eskiden düğünler nasıl oluyordun? Davul geliyordu. Dümbek tutuyorduk. Üç gün. İşkili, zurnalı. Buradan oynuyorduk. Oyna çıkıyorduk. Albasmadan donumu oynuyorduk. Oradan para basıyorlardı bize, Olanla Para atıyorlar mıydı size? Atıyorlardı oğlanlar bize, para atıyorlardı. Oğlanlar para attı, biz daha çok oynuyorduk. Yani beğendiğini mi atıyordu? Beğendiğine atıyor tabii, beğenmediğini atamayacağım. Kimi beğeniyorsa ona atıyordu, Böyle kırık para atıyordu. Bizim o, o at çıkacağı biz daha çok oynuyorduk, tüngüyorduk. <laughs> Coşuyordunuz yani. Coşuyorduk tabii, oğlan bizi beğendi diye. Oğlan bizi beğendi diye daha çok tüngüyorduk yukarı. <laughs> Ay Ayşe abla, çok güzel anlatıyorsun. Evet. Ee, öyle yapıyorduk işte. Ee, oğlan, ince, oğlan bize nişanlı oldu mu kara gora bizde. Ee, bürünüyorduk böyle. Böyle bürünüyorduk o, kara peçelen arasını, koraklan arasını. Oğlan nişanımız bizi görmesin diye. Ee, i̇stediğimiz zaman oldu mu açıyorduk yüzümüzü. Ha, siz beğeninceye kadar oğlanı göstermiyordunuz kendinizi ya, öyle mi? Göstermiyorduk. Yani, bir de nişanlandık mı da şey yapıyorduk bizi dışarımız görecek de annem, anamız babamız bizi dövecek diye kaçıyorduk. Korkuyordunuz. Korkuyorduk kaçıyorduk o zaman. Anam diyordu zaten nişanına hatır atırmazdı. E nerede görüşüyordunuz? Nerede buluşuyordunuz? E, geliyordu onlar, buluşuyordu. Geliyordu. Yemişler, incirlerin dibine, cevizlerin, kozların dibine geliyordu. Orak taralarına geliyordun. Ormanın içine neredeydi? istersen giderdik. Bir fırsatını bulunca kaçıyordun. Tam içine giriyorduk. E baban yine görse döverse seni? E döverse döversin abi biz onu dinlemiyorduk gari. Döverse dövecek abi. Sevgi daha güzel şey. Onun yanında. Babanın yanında. <laughs> Ayşe abla. sen anne baba koymuyor gari. Sevgi daha güzel geliyor bize. Oradan dam gidiyorduk. İneklere bakmaya gidiyorduk. Orada buluşuyorduk oğlanın E nasıl? Ünlüyor muydun ona? Kime? Ünlüyor. Oğlana ünlüyor muydunuz? Ünlüyor. O, o geliyor ünlüyordu. Ben yani terör olmadı eskiden. Ünlüyordu. konuşuyorduk. Falan gün akşam gel. Sabahleyin gel. O çıkıp geliyordu damın içine. Orada konuşuyorduk, anlaşıyorduk. Gidiyordu yine o. Ondan sonra isteme geliyordu galiba bizi. Anlaşıyoruz galiba, gal. geliyordu. E sen nerede gördük? Buluştunuz diye anam bu. Ben görmedim. Bizi beğenmiş diyoruz biz. Benim haberim yok diyoruz biz. Anlaştık olanı bizde. Bizim haberimiz yok diyoruz. Hep o kısmını bilmiyor anne babalar bilse. Onu, onu bilmiyor. Hep eskiden böyle evlendik hep. Hani kızlarımız, babalarımız hep öyle evlendi. Eskiden düğünürce falan yoktu. Telefon yokmuş. Şey, nerede görecek? Geliyordu. Ayşe abla. Hey. Şimdi düğün oldu. He. Üç gün üç gece sürdü dedin. Sürdü. Üç Hı. gün sürdü bizim düğünle. Sonra ata bindiriyorlar mı seni? Ata bindiriyorlar. Bir yere, bir yere bindiriyorlar bizi. Başlarımızda dua yapıyorlar. Önümüzde bir bürünecek. Başlarımıza da böyle yazma bağlıyorlar sırtlarımıza. Bir de koca tapa koyuyorlar kovamıza. O tapa da böyle çiğimizin altına bağlıyorlar, böyle bağlıyorlar. Böyle düşmesin diye. Tabi böyle bağlıyorlar sımsıkı. Sen öleceğim, kalacağım diye yok. <laughs> Ondan sonra ba bağlıyorlar gari. Ondan sonra dağla bindiriyorlar. Arkasını siyahlıyorlar An anam eli, babam eli, bizim. Ben ağlıyorum gari böyle kızla gelin ağlıyor bizim köyün hep hadi bizde de. Hem ağlarım hem giderim misali. Hem evet, bizim köyün hepsi. Eskiden önce gelin ağlamıyordu. Önce çok, o zaman ağlıyorlardı gelinle. Bir kazan koyaladın. Sandıra böyle kumazladın. Koca bir kara kazan. Gelin onu sen indiriyorlardı. Onu sen indiriyorduk. Tağla veriyorlardı gelinlere. O zaman şey veriyorlar. İnek veriyorlar. Koyun veriyorlar. varsa bahçesi veriyorlar. Onlar gelin geldi de kaynatası, kaynatası, kaynatası. Hediye olarak veriyorlar yani. Hediye olarak veriyorlar bize onu geline. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz Ayşe ablam tamam. sana. Şimdi yanımda da Şengül ablamla yine bir Ayşe ablam var. Onlara da bir söz verelim. Şengül abla bu yörüklük nereden geldi sana bu sevda böyle? Anlatır mısın biraz bize? Anlatayım. Biz çocukken köye giderdik köydeki o doğallık, o yaşantı benim çok hoşuma giderdi. Hemen köye gittiğimde kimin ayağında şal var varsa çıkarır giyerdim. Orada bizim çocukluk arkadaşlarımız vardı. Yaz tatillerinde köye giderdik. Köye vardığımızda benim demin konuşan Ayşe teyzem o zaman daha genç böyle. Hemen şöyle kırkmalarını tarardı, yemenileri takardı. Benim çok hoşuma giderdi. Ayacında böyle parlak, kış günü bile soğukta incecik o parlak şalvarları giyerdi. Üç gün düğünler olurdu. O düğünde dün beklen olan düğünler benim hoşuma giderdi. Dayımları giderdik hemen orak mı? Hemen orak yap biçerdim ben de. Böyle seviyordum. Köyde doğallık, yaşam, böyle insanları seviyordum. Eşeğe katıra bindik, tütün ektik köylerde. O zamandan beri böyle bir sevda gelmiş içime herhalde. Ben de bu sevdayı böyle yürütmeye devam ediyorum. Bence bu sevda senden hiç çıkmasın. İnşallah kuzum, inşallah çıkmaz. Bir Ayşabam daha var. Ona da söz vereyim ben. O da böyle al yazmalı, güzel güzel giyinmiş, takılarını da takmış. Belki o da yörüklerden kalmadır. Bir soralım istersen. E, yörüklerden kalmasa da eski yörüklerin e, giydiklerini şimdiki zamana uyarlamaya çalışıyoruz. Bizim de içimizde yörüklük var. Özümüz köylü, yörük zaten. Onları şimdiki gençlere e, alıştırmaya, onlara e, özendirmeye, sevdirmeye çabalıyoruz. Şengül arkadaşımla beraber bu yolun yolcusuyuz. Çok güzel, ne güzel bu yolda olanlara diyoruz biz de. Yörüklük güzel bir duygu, güzel bir kültür. Doğal yani değil. ben de yörüğüm zaten, babam hep öyle der. Evet. Her gittiğinde de, her programda da bunu söyle diyor. Konya'nın yörüklerindenim ben diyeceksin diyor. Evet. Yani evet. seviyoruz yani, evet. Ayşe abla, hey. tütünlerim var dedin. Var. Hadi şimdi bir o tütünlere bir bakalım. bakalım. Kıralım. Bakalım kıra. Sonra da keçilerin yanına bir gidelim. Gidelim keçilerin yanına gidelim. Tamam hadi sütü varsa da sağlayalım. Sağlayalım yine de sağlayalım. Hadi kalk yapalım kalk biz kalk onları. Yapalım, hadi. Suya gidecek yolum var, nina inaynam Al oğlan sevdiğini Ama yavrum ya Leyla'm Alacaksan al beni, nina inaynam Al oğlan sevdiğini Ama nina nina inaynam Suya gidecek yolum var, nina inaynam Ayşe abla, evet. bahçene misafir olduk, keçilerini evet. gördük, tütünlerini evet. de verdik sana, Evet. biraz yardımcı olalım dedik. Olsun Biz gezimize devam edeceğiz. Evet, olsun. Allah razı olsun. Hele Size o kültürünü olur. anlattın ya yaşadıklarını, evet. çok memnun ettin bizi. Size de Allah olsun. Sağ olasın, Nasıl teşekkür olur. ederiz. Hoş geldiniz. selam. selam arkadaşlar. Arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. gezdi dağlar meşeli imanım. gezdi dağlar meşeli imanım. Sevgili seyirciler Bergama'nın köylerini gezmeye devam ediyoruz. Şimdi Ferizler köyüne geldik. Burada bir yörük ailemizin yaşadığını öğrendik. Kendisi teyzemiz konar göçerliği yaşamış. O yüzden bir kendisinden dinleyelim. Burada oğlu da var. Önce teyzemizi tanıyalım. Teyze seni tanıyalım mı? Tanıyalım. Ben Cevriye Çakıroğlu benim adım. Konar göçerliği yaşamışsın herhalde. He? Konar göçerliği yaşadın mı sen teyzem? kulaklarımla duymuyor benim pek. Tamam. Yaylaya göçü yaylaya yaşadın yaylaya mı yaylaya? Yaylaya göçtük biz yaylaya gidiyorduk. Peki Yayla. biraz o kültürden bahseder misin bize aklında kaldığı kadar? Yaylı biz baharın oldu mu? Çoluk çocuk, hayvan hacat. Buradan çoluk çocuk giderdik, bahçeyi ekerdik. burada çapa yapardık. Hayvan hacat güderdik. burada çocuk sırtımızda. Öyle geziyorduk işte, öyle yaşıyorduk. Biraz zor gibi. Ha, bizim, durum zorundum. Dede işe gidiyordun çoğuşlarının ben kalıyordum. Kaynam kaynatam vardı. Onların yanında duruyorduk. Öyle işte. Ne olacak? Dağların işi çok zor bir şeydi. Peki nereden nereye göçüyordunuz teyzem? Biz adadan Halala diyordu. Halala mevkisinde yaşıyorduk. Madra. Madra Yaylası yaylasına. yaylasına. Madra yaylasına. Oraya gidiyorduk. Şeye, namazlı diyor onlara. Onlara gidiyorduk. Oraya yerleşiyordunuz. Ha, oraya yerleşiyorduk. Çadırınızı oraya kuruyordunuz. Çadırımız vardı. Evimiz vardı. Öyle Keçiler? Yaşıyorduk. Keçiler, koyunlar vardı. İşte öyle Keçi gidiyorduk. Peki senin yanında gelin var mıydı kızın? Gelin, gelin oğlun. Yoktu. İki tane ben ikinci evlisiyim. Dedenin İki tane onlar vardı. Kendim sonradan bir kız oldu. Kız da Allah rahmet eylesin. O da öldü. Bundan bir yaş ufaktın. Büyüktün. Bu bir yaş ufak. Öyle. Çoluk çocuk işte. Sırtımızda çoğuşla Elinde çapa. Urak biçersin. Suya gidersin. Su sırtınla geliyor. Ne olacak? Dağların zebirli kişi işte. Dağların zebirli kişi. Evet. Cevriye teyzem konar göçerliği biraz zor şartlar altında yaşamış. O yüzden bize zorluklarını anlatıyor. Zor zor, zor yaşadık. Yalın ayak. Dede nal nal verdim bize evvelden. Nalından altı eskimesin diye koltuğumuza kıstırdık. Ayaklarımızı yalın ayak giderdik. Öyle yaşadık biz kızım. Çok zor durumlarda yaşadık. Şimdi ne yapalım gari Allah'a şükür ama ne diyeyim böyle işte. Cevriye teyzemizle görüştük, konuştuk. Kendisinden konar göçerliği az çok öğrendik. Şimdi yanımızda oğlu var İsmail abi. Onunla da görüş konuşalım. Yalnız kendisi konar göçerliği yaşamamış. Fakat atadan kalma yörüklüğü sürdüre gelmişler. Bir kendisini tanıyalım. Ben İsmail Çakıroğlu. 1962 doğumluyum. Bu da bir yörük ailesinin oğluyum. 1962 yılında bu Katrancı'dan, Madra'dan, Göçer Yayla'dan buraya Ferzler'e göç etmiş. Ve burada hayatımızı devam ettirmiş. Peki burada nelerle uğraşıyorsunuz İsmail abi? Burada emekli olduktan sonra yörük ailesinin geleneklerini görebilen, ufaktan yetiştiğimiz hayvancılık ve tarımla uğraşıyoruz. Şu anda hayvancılık yapıyorum. İnek ve küçükbaş hayvan var. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan var. Onları hayatımıza devam ettiriyoruz. Peki siz çocuklarınıza anlatıyor musunuz? Atalarınızdan öğrendiklerinizi? Zaman zaman anlatıyoruz çocuklara. Fırsat buldukça. Ama çocuklar yanımızda durmadığı için pek okula gidiyorlar, geliyorlar. Yörük kültürünü e, tam olarak öğrenemiyorlar. Uzak kalıyorlar. Peki siz eğitime daha çok önem verenlerdensiniz galiba. Evet biz eğitime babam rahmetli ileri görüşlü biri olduğu için çocuğa ben buradan gideyim kurtarayım. Ferzlere gelmiş onun için çocuklara okudum diye. Evet, ...hepimizi de okutmuş, meslek sahibi yapmış. En büyük abim ...belediyeden emekli Bergama'da. Onun büyüğü İstanbul'da İstanbul Üniversitesi'nde profesör, matematik profesörü. Benim kendi kızım da şeyde üniversitede şimdi şu anda doktor. Bir tanesi de üniversiteyi okuyor ikincisi de. Ailece okuma, eğitime birime devam şey önem veriyoruz. Sevgili seyirciler, yemeğimiz oldu. Birazdan oturacağız ama biz Cevriye teyzemizin dokuma yaptığını duyduk zamanında. O boş kaldığı zamanlarda dokumayla uğraşıyormuş. Önümüze de aldık zaten. Bunların Bunlardan neler yapıyormuş onları bir öğrenelim önce kendisinden. Cevriye teyzeciğim çarşafı nelerle yapıyorduk. uğraştın bunları neler yaptın? Yorgan çarşafı yapıyorduk. Böyle kadınlara işte onu yapıyorduk. Paçalarını uyalıyorlardı. Çarşafın kıylarına böyle şişlen oya yapıyorlar. Böyle yapıyorduk. Başka. Böyle metrelerce hepsini bir kere deme dokuyordun? Hı. Böyle dokuyorduk işte. Ona ne kadar zamanını alıyordu bu? Bunu üç günde dokursun herhalde. Üç günde, bitiriyordun? bitiriyordu. Üç günde. Bu, bunu sadece böyle top yaparak. Bu aşın diyorlar bunlara. Aşın evet. Peki bunu neyle dokuyordun? Tezgakta dokuyordum. Tezgak vardı burada. Te, de orada da tezgahın şeysi duruyor böyle dokuması. Yayla. Yo. Değil. İşte tefe tefe var böyle. ayaklarının altından böyle küzülü. Ha böyle dokuyor. Hatça görmeyeceğim dokuyor daha. Öyle. Anladım. Şengül'ün anası anladım çok güzel eline emeğine sağlık gerçekten çok güzel biz bayıldık Cevriye teyzem sen de her hüner varmış Hı? Her hüner varmış sende. Var anne inci yapamıyorum kalk kızım aklım da gitti. Aklım pek karar olamıyor. Aklım olsun karar olsun. Canın sağ olsun senin. Evet şimdi yemeğimizin kokuları geliyor. Ben dayanamayacağım artık. Yemeğimizi otursak çok iyi olacak. <laughs> Arkadaşlar, Bergama gezimize devam ederken Hamzalı Süleymaniye köyünün önünden geçiyoruz. Buradan geçerken bir bahçeye rastladık ve burada bir amcamızın İzmir'den kaçıp buraya yerleştiğini öğrendik. Dilerseniz gerisini amcamızdan alalım. Buyurun sizi tanıyabilir miyiz? Ben İzmir'den Veli Utku. Esas oturduğum yer Doğançay, İzmir Doğançay. Ama ki doğayı sevdiğim için devamlı yaylalara çıktığım için Böyle bir yer içimden geçti. Eşimle beraber böyle bir karar verdik. Buradan geldik bu tarlayı çıplak aldık. Hiçbir ağaç yoktu. Bunun için biz zamanında eşim bir beş ağaç zeytin istemişti. Onun için biz de girdik buraya aşağı yukarı sekiz gün üzerinde zeytin fidanı diktik kendimiz. Bize dediler ki ya burada bir şey bitmiyor. Burada bir şey olmuyor. Ama gördük ki mücadele verdikten sonra çalışan insan her bir şey yapabiliyor. Türk insanı yapıyor. Onun için bizler de şimdi karar verdik. Burada devam ediyoruz. 12 ayın 11 ayını biz burada geçiriyoruz eşimle beraber. Onun için çalışmalara devam edeceğiz. Ve şu anda hasatımız bitti. Erken yetiş geldi bu sene. Erken karardı. Tane olarak veriyoruz. Trilya zeytin olduğu için. Şimdi şu anda budamaya girdik. Bu budamasını yaptıktan sonra geçeceğiz gübrelerine. Toprak altıymış, hayvan gübresi. Zaten şu anda koyun gübresini getirdik tarlaya geldi yani. Bunları şimdi atacağız. Zamanı geldiği zaman biz gene tekrar bunu maksülünü almak zorundayız. Bizler bir şeyler yapmak zorundayız. Kahvede oturmakla hiçbir iş olmuyor. Olmuyor. Yani kahvede oturursan iki arkadaş yüz yüze bakarsın. Ama burada tertemiz doğa varken, tertemiz güzellik varken biz buraya kaçtık. İzmir'e gittik mi rahatsızlanıyoruz. Buraya geldik mi tam keyifleniyoruz ve hastalık kalmıyor yani. ilaç kullanmayı istemiyoruz yani. Onun için herkese ve her insana burayı tavsiye ederim böyle bir yeri. Çalışan insana hele ki emekliyse, emeklisini bırak gençlerimiz bunu yapsa Bugün bir aile idare eder. Yapabilene her kim olursa olsun. Yeter ki çalışsın. Ama burada ben şunu söyleyeyim. Zamanında ben çok izledim. Çiftçi TV'nin bazı programlarını izledim. Burada ona teşekkür ederim. Bu falan eğitim aldım onlardan. Onların kanalından, Çiftçi TV'nin kanalında eğitim aldım. Gördüm, seyrettim zamanında. Çok seyrettim. Ama bunlara da ayrıyetten ben teşekkür ederim herhangi bir hocadan da ders almadım. Çiftçi TV'den ders aldım ve bu yola devam ediyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Burada koku geliyor. <laughs> Köz kokusu. Heh. Çay demledin galiba. Biz bu kokuya dayanamıyoruz. Bu tadı merak ediyoruz. Burada da içmeden gitmeyeceğiz. Herhalde sen kendine demlemiştin ama biz misafir olarak seni bastık. Şimdi biz budama yaparken yoruldum. Yorgunlukla hemen bir ocak çayı yapayım dedim odunla. Ve o arada da siz de tesadüf ettiniz. Ve geldiğinizde de çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Her zaman için, her zaman misafire beklerim. Her kim olursa olsun misafire kapım açıktır. E Rabbim de bizleri size nasip etmiş böylelikle. Peki eşiniz buralarda mı? Eşim şu anda İzmir'de. Torunun yaş günü vardı bugün 17'sinde. Oraya gitti ama herhalde yarın gelir gelmesi gerekiyor çünkü yalnız olmuyor. Biz devamlı eşimizden beraber bütün çalışmayı da zaman geliyor eşim traktörle tarlayı geziyor. Zaman geliyor ev işi yapıyor. Ama burada eşle dayanışma yapan her kim olursa olsun bir yerlere gelir ve bir şeylere muvaffak olur. Kim olursa olsun yani. Ben de tavsiye ederim ki eşle beraber çalışsın, eşiyle beraber yürütsünler. Her kim olursa olsun. Güzel dilekler için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ağzına sağlık. Şimdi odun ateşindeki çaylarımızı içelim bir güzelce. Daha sonra hep birlikte Bergama Yörük Kadınlar Derneği'nin kültür evine birlikte gidip orada eğlencemize devam edelim. Dostlar. Şengül ablam ve Ayşe ablamla köylerimizi gezdik. Bergama'nın yörüklerini ziyaret ettik. Ve daha sonra tekrar Şengül ablanın kurmuş olduğu derneğine ait olan kültür evine geldik. Şengül ablaya sormak istiyorum. Bu derneği kurmaktaki amaçları neydi? Öncelikle onu alalım. Daha sonra tekrar sorularımıza devam edelim. Buyur Şengül ablacığım. Biz bu derneği kurarken arkadaşlarımızla hep beraber böyle güzel bir evimizde bütün güzellikleri topladık. Burada gördüğünüz gibi biz derneğimize kadınlar olarak, kadınların bir anne olarak ayakta durmasını sağlamak amacıyla kendi ürettiklerimiz var. Biz bunları toplanıp akşamları bayan yöneticilerle, arkadaşlarla hep beraber bunları derneğimize katkı amaçlı yapıyoruz. Peki Şengil abla bir şey daha sormak istiyorum. Bu fikir nereden geldi aklınıza? Bu fikir nereden geldi aklımıza? Yörük kadınların derneği kurarken kadınların, yörüklerin sadece tarlada, bağda, bahçede artık yörük kadınları çok özgür. Özgürlüğü elinden alınamadığı sürece yörük kadınlarımız her şeyi başarabilir. Biz bunu kurarken e, bayanlar beraber çalışan, çalışmayan bayanları bir katkıda, bir tuzumuz olsun diye hep beraber bir şeyler yapalım dedik. Bu kültür evimizde de akşamları toplanıyoruz. Toplandığım zaman çünkü bizim derneğimiz bir yörük kadınları derneği. Yörük kadınların e, kurmuş olduğu bir güzel turşumuz. Bunu evet. biz derneğimiz adına satışa sunuyoruz. Burada salçamız var. E, gördüğünüz gibi e, kabak reçelimiz var. Norlu biberimiz var. Gördüğünüz gibi var. kırma. Çekişte deriz biz bunu. Evet çekişte kırılıyormuş öyle mi? Çekişte zeytinimiz var. Eee Elemi makarnalarımız var. Bizde de ona erişte deniliyor. Evet, biz de makarna diyoruz. Erişte de olabilir. Bu gördüğünüz gibi siyah e, tuzlanmış zeytinimiz. Bunları da burada üretiyoruz. Gördüğünüz gibi eskiden nenelerimizin, analarımızın giydiği pazenleri şimdiki nesile uydurmak amacıyla bir de çok sıcak tutuyor. Bazen ceketi giydin başka bir şey giymene gerek yok. Evet sabah hediye ettiğim pazen elbiseyi de giydim ben. Evet. Gerçekten hiç üşümedim. Evet pamuklu olduğu için çok güzel ısıtıyor. Şalvarlar yapıyoruz, ceketler yapıyoruz. Şu gördüğünüz e, bu heybe mi oluyor? Bu torba diyoruz. Heybe e, dediğimiz eşeklere, bu hayvanlara takılan heybe, omuza takılanlara onları heybe diyoruz. Bu yörüklerin azığını koyduğu torbası. Bunlarla yörük kadınlarımız adına bunları biz e, derledik, yaptık parçalardan. Sağ olsun Antalya'dan bir beyefendi onların hepsini almak istedi bizden. Öyle bir e, çok teşekkür ediyoruz o beyefendiye de. Çok güzel. Evet, ondan sonra burada kalan eskiden sandıklarda kalan pazenlerimizin yetmeyen kumaşlarından böyle ekledik. Böyle güzel etekler, bulizler yapabiliyoruz. Şimdi bakalım. Evet, rengarenk. Yörük alım oru çok sever zaten. Evet, her şeyiniz renkli. Evet, şimdiki nesile bunları e, sevdirmek amacıyla böyle daha güzel düzenliyoruz. Çünkü artık bizim bu üzerimizdeki giydiğimiz gibi bunları genç nesilimiz giymez. Ama bu pazen, e, pazen kumaşlarımızdan etekler, döpyesler dikiyoruz. Gençlerimiz bayılıyor, çalışan bayanlarımız da etek ceket olarak giyiyorlar. Sıcak tuttuğu için herkes çok memnun. Gördüğünüz gibi böyle güzellikler için toplanıyoruz. En azından bayanların da çünkü biz anneyiz. Annelerin güçlü olması gerekiyor. O yüzden Yörük Kadınları Derneği bu yolda ilerlemek için inşallah hedefimize ulaşacağımıza eminim. Doğru söylüyorsun ama ben sizi takdir ediyorum gerçekten. Çünkü Bergama'da zaten bir yörük derneği var. Normal evet, yani kadın var, erkek karışık var. Evet. ve bunun üzerine sizin böyle bir öncülüğü yapıp yani kadınlara ait de tekrar bir dernek kurmanız... Çok güzel yani tüm belki diğer illerimizde de böyle bir şeyler olabilir. Yani evet. siz buna önce olmuş oluyorsunuz. Ben de sizi kutluyorum ve burada hemen bakıyorum Şengül abla bunlar eskilerden kalma evet. kanaviçe oluyor evet. değil mi? Bunlar eskiden gaz lambanın ışığında işlenen kanefçelerimiz. Artık bizim bu yörük kadınları derneğini duyan sandıkta sepette ne varsa hepsini getiriyor. Giymedikleri henterileri bir de ben onları üzerimde giydiğim zaman kadın hoşuna gidiyor. o henteriden bende de vardı vereyim diyor. Seve seve getiriyor. Peki şaşırıyorlardır belki hani bu benim değildi bu hale nasıl benim değil miydi bu hale nasıl geldi diye. ...bazıları şaşırıyor ama bazıları diyor ki... ...iyi ki atmamışım diyor. Çok mutlu oluyor. Ee, böyle düzenlediğimizde de... ...ay çok güzel fikir. Ben de bu... ...kanefçelerimi çıkarayım. Ben de vardı diyor. Benim de vardı diyor. Bunları böyle topluyoruz. En azından bir insanlara... ...bir fikir veriyoruz. Çünkü bunlar... E, ...kolay değil. Bunlarda göz nuru var. Emek var. Kesinlikle. Biz... ...Yörük Kadınlar adına ben emeğe saygı duyuyorum. Böyle güzellikler içinde... Kimsiniz? Hangi genç kızın hayalleri var? Evet, mi? evet. Bunları değerlendirmek çok güzel. Peki Şengül ablacığım... Biraz da böyle şey müzenin içini gezebilir miyiz? Evet, bu komşumun bana hediye ettiği bir e, 40 senelik bir gelinlik. Şu alttaki de Madra'nın Katrancı köyünden ağaç dudaban vardır. O da gelinliğe için benim gelinlik gayrı olmaz bir şey dedi, ama Ben sen geti gel dedim. Ben de onu böyle yıkadım, pakladım. Bunu da giyeceğiz. Peki burada bir yine pileli o Bunu da görüyorum. E, pirevellerden bir e, ben esnafım, küçük bir esnafım. Pirevellerden bir teyzemilmiş kız. Bizim yenim gelinliğim var ama sen olmaz dedi. Ben sen onu kap gel dedim. Duayla hepsiyle beraber getirdi. Biraz tamir ettim. Ben de onu seve seve giyiyorum. Çok güzel Eskiden olmuş. Eskiden gelinlikler ama. böyleymiş. Ama şimdi bu kumaşlardan bulmak mümkün değil. Kesinlikle mümkün bulunmaz. Değil. Eski doğru insanlar çok daha mı zevkliymiş acaba? Sadeliği daha çok seviyorlarmış gibi geliyor. Keşke böyle kumaşlar yeniden üretilse de bizler de değerlendirsek. Ama çok şeyde eskiler hep geriye dönüp moda evet, oluyor. Evet. Belki artık. birkaç sene yine biz bunları görebiliriz. İnşallah, inşallah. Burada sarı çok güzel bir yine sarı, elbise var. Bu e, İşlemeli çok sevdiğim bir elbise. O yakası da bir e, halk eğitim öğretmenimiz o yakadan eskilerden yokluk varmış. Düğmelerden, boncuklardan süslenen bir yaka. O da onları bana hediye etti. Şu karşıda gördüğümüz gelinlerin, her gelinin bir olduğu datlı mor derler ona. Bir daha alabilir miyiz? Datlı mor. Datlı mor. Datlı mor. O gelin, her gelin ondan bir tane dikinir giyer. Peki nerede giyiyor bunu? Kına gecelerin, kına gecesinde kına giyirlerinde giyiyor. giyiyorlardı. Bayanlara özellikle söylüyorum, şu eskiden yapılan annelerimizin boncuk oyaları. Bunları evet evet ben de hatırladım kenarlarına, bunu. Bunlarına yakalara da yapıyoruz, değerlendiriyoruz. Hem bayanlara fikir olsun diyoruz, hem eskileri değerlendiriyoruz. Bu boncuk oyasıdır. Böyle güzel. Dizi dizi alınırdı bunlar. Evet. Boncuklar evet. önce burada fuşya o da mı? Çok eskiye dayanan çok bir güzel ceketimiz. Ya. Evet, o da çok güzel bir ceketimiz. Peki bunu giydin mi sen hiç? Onu ben giyiyorum. Şu gördüğünüz şunu da bir göstereyim arkadaşlar. Bunu da bana şu e, gelinliği getiren arkadaşımızın bürüncüymüş. Eskiden gelinlerde böyle bürüncük şöyle oluyormuş. Mı evet. Böyle mi yapıyorlarmış? Evet. Böyle bürüncük. Evet. Ne kadar zevklilermiş değil mi genç evet. kızlar ama önceden? Ne kadar güzel yıllarca saklamış onu hiç atmamış. Baksana. Evet. Hiç eskimemiş ama. Hiç eskimemiş. Çok güzel. Evet. Burada keçe bu. Onu e, keçeden mi? Evet, keçeden. Bir hediye dernek başkanımız Fethiye'ye gitmiştik orada şölenden. Onu hediye ettiler. Evet. Bu ne oluyor? O e, çobanlarımızın gece üşümesin Abası. diye. Evet. Evet. Kepenek diyoruz ona biz. Evet. Kepenek diyoruz. Çobanlarımızın kepeneği Evet. Onu giydiğin zaman karda, kışta hiç soğuk koymaz. Onlar bakır tabaklarımız. Tabaklar. <laughs> Kalaylatıyoruz bunları. Evet. Eskiden e, insanlar bu bakır tabaklarda yemeklerini yedikleri için demir eksikliklerini bu bakırdan alıyorlarmış. Hmm. Çünkü bu kıl e, eskiden kıldan şeyler olurdu. Böyle kilimlerimiz olurdu. O kıl kilimlerden de ayaklarındaki romatizmayı alırmış. O keçi tüyünden, keçi kılından yapılan e, kilimler ayaklardaki ağrıyı çekermiş. Keçilerin her şey her yerinin evet. her şey faydası var yani. Evet. Yani kılı, boynuzu, derisi, her sütü, şey. eti. Evet, nimet. Nimet. Büyük bir nimet yani evet. gerçekten. Yani yörük kültürünün zenginliğini gösteren bir hayvan. Neydi onun adı? Tatlı morun. Tatlı morun. Bu da bir sarısı. Tatlı sarısı bu da. Evet, bu da bir tatlı sarısı. Doğru bu da söyledim çok... değil mi? Evet. Yani tatlı mora uydurdum evet. bunu. Evet, çok eski bunu giymeye kıyamıyoruz. Biz artık bu ebirnek oldu. Bu da bizim. Bir daha alabilir miyim? Ne dedi? Ebirnek yani eridi. Hı, eridi Ama bizim anlamında. için çok değerli. Bunu biz saklıyoruz. Buna da Ayşen Hanım'ın yengesi Ayşen Hanıma hediye etmiş. Şengül abla bir gün geleceğim sana bu kelimelerin hepsini ezberleyeceğim özel olarak. <laughs> bizim özümüz zaten böyle kültürümüzde bu var. Evet, perdelerimiz bile hepsi oyalı nakışlı. Evet. Şu kapıdaki Şuna, rahmetli babamdanın birinde onu dikkatimdeki kıymetli de ama onları Girelim. bizler için saklamış. Şöyle bakalım. Evet. Ben hepsini böyle evet. tek tek değerlendirdim. onların da doğasına almış oldun. Evet, Eline evet. sağlık, emeğine sağlık, yüreğine sağlık Şengil ablam. Gerçekten bu kadınların Bergama kadınlarının seninle gurur duymaları lazım. İnşallah senin de arkandan gelirler, devam ederler, bu kültürü devam ettirirler. Sizden de çocuklarınıza devam eder inşallah. En azından şimdiki genç neslimize kültürümüzü sevdirmek amacımız eskileri atmasın, emeğe saygı duysun. Elimizden geldiğince inşallah başarılı olmaya devam ediyoruz. En azından... Buraya getirsinler, burada değerlendir. Burada değerlendiriyoruz. Ben her zaman bir işe başlarken İstiklal Marşı'nın en başında dediği gibi korkma. Hiçbir şeyden yürü kadınları korkmaz. Ben de korkmadan yoluma devam etmek Tebrik istiyorum. Tebrik ediyorum seni ya. Tebrik ediyorum gerçekten. Evet şimdi müzemizi gezdik. El emeklerini gördük, göz nurunu gördük. Sevgili dostlar. Şimdi misafirlerimiz gelecek tek tek. Gecemize devam edeceğiz. Eğlencemize devam edeceğiz. En güzeli de Şengil ablamla yar olmaya devam edeceğiz inşallah. Şengil abla bize ne hazırladınız bugün? Bugün biz size bir kına gecesi hazırladık. Nasıl yani? Bir eski e, örf adetlerimize göre olan köyde yaşanılan bir kına gecesi. Biraz bize bahsedebilir misin neler yapacaklarınızdan? Ee, ilk önce bizim köyümüzün oyunlar oynanır. Gençler oynar. Ee, bizim orada dümbek vardır darbuka dediğimiz tefle beraber. Ondan sonra geline kına yakılır. Böylece sonuçlanır. E hadi o zaman gecemiz başlasın. <laughs> no yeah. 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 Allah'ın izniyle selametle git. Gittiğin yere güldür. Kocanın annesini, anne babasını, baba, kardeşlerini kardeş bil. Kapımız her zaman açık fakat e, gittiğin yerde evin yurdun orası olacak. Biz her zaman tabii ki arkanda olacağız ama ilk evin orası olacak. Selametle git ne diyeyim kuzum. <laughs> اوه <laughs> dostlar. Bir Yörük Hanım programının daha sonuna geldik. Çiftçi TV ailesi olarak sizlere veda etmeden önce Yörük kızının sevdası bitmez dedik. Sevdanız dağlara olsun, vatana olsun, bayrağa olsun. ve sevdanız hiç bitmesin. Hoşçakalın, kalın, sevdamızla kalın.